Attirillâhümme kabrâhul kerîm bi'arfin şedîyim min salâtin ve teslim. Allahümme salli ve sellim ve barik aleyh. Euzü billahi semi'il alim mineşşeytanirracim. Rabbi euzü bike min hemazâti şeyâtin. Euzü bike rabben yahfurun. Bismillahirrahmanirrahim. Hâfihû alâs-salavâti ve's-salâti yusbâhû lillâhi qânitîn. Sadakallahu azim, Allah'ın efe'ana bil Kur'an-ı Azim. Ve bâliklenâ fîm, elhamdülillâ rabbil âlemin. Estağfirullah al-hayyâ al-qayyûm. Hassantukum bil-hayyâ al-qayyûm ile bilâ'l-mûl ebedâ. Ve defa'tu ankum s-suhû em lâ havle ve lâ kuvvete ilâ billâhi al-alîm al-azim. Rabbimiz bizleri bu mübarek ilim meclisinde fazl-ı keremine cem eyledi. Bundan dolayı kendisine hamd-ı senalar ederiz. Allah'ım sohbetlerin, hizmetlerin, ilim meclislerinin devamını temin eylesin. Amin. İzale eylesin. Amin. Yardımcıları ziyade eylesin. Amin. Amin. Bizim derdimiz dindir arkadaşlar. Bizim derdimiz dindir. Bizim nesebimiz de dindir. Soyumuz da dindir. Babamız, atamız da dindir. Bizim her şeyimiz dindir. Selman Farsi Hazretleri Arap değildi. Fars'tı. Araplar bazı kabile ırkçılık yaparlar. Fakat o ne derdi? Ebil İslamu la ebeli sivahu ideftezaru bi kaysin evtemi. Kabileler, Arap kabileleri, Kays kabilesi veya Temim kabilesi, işte biz üstün kabileyiz, şerefliyiz, soyluyuz diye istihar ettikleri zaman benim babam da atam da İslam'dır, benim ondan başka babam yoktur derdi. Ne demek? Yani benim Araplarda soyum yok. Bir kavmi kabileyle itibatım yok. Ama ve lakin dinim aynı zamanda neyim oluyor? Soy ağacım oluyor. Ben Müslümanım der. Hoca Selman Farisi. Radıyallahu Teala. Onun için bizim derdimiz dindir. Bazıların derdi ırkçılık olabilir, haset nesep olabilir, efendim soyla iftihar olabilir, zenginlikle, mallıkla iftihar olabilir. Bunlarla şimdi yok. Bizim için üst kimlik, evet, olmazsa olmaz, itikadımız, dinimiz, diyanetimiz, diyanet dindarlık demek. Efendim, her şeyimiz nedir? İslam'dır. Geri kalan faziletler neyin altındadır? İslam'ın altındadır. Peygamber soyundan olsan sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman olmazsan fayda var mı? Yok. Yok. İbrahim Aleyhisselam babasına faydası var mı? Yok. Nuh Aleyhisselam, Lut Aleyhisselam'ın hanımlarına faydaları var mı? Yok. Onun için ne buyurdu Fatıma annemize bile? Ya Fatıma, işleri nefseki minen nar. Ey Fatıma, canını cehennemden satın al. Bak, canını cehennemden kurtar. Feni la uyanki minallâhşe. Kıyamet günü baban benim ama seni kurtaramam. Hal böyle olunca biz ne yapmalıyız? Canımızı cehennemden satın almaya çalışmalıyız. İşte bu ilim meclislerine, bu sohbetlere gelmek bunun içindir. Yoksa yani bu ırkçılıklarla nereye varılır? Şuculukla, buculukla nereye varılır? Efendim, dinsiz, imansız, itikatsız, İslamsız nereye varılır? Ölüm her an kapımıza gelip çatmak üzere. Biz öldüğümüz zaman bize ne sorarlar? Hangi millettensin? Oradaki millet ne manaya gelir? İslam manasına gelir. Hangi milletteniz? Milleti İbrahim. Demiyor musunuz? Öğretmeden size. Hangi milletteniz? Milleti İbrahim. Esbahne alâ fıtratil İslam. Esbahne, sabaha çıktık. Her sabah okuyoruz bunu. Fakir okumaya çalışıyorum. Kitaplarıma yazdığım şeylerle amel etmeye de çalışırım ben aynı zamanda. Öyle
size yazıp da siz yapın ben yatayım diyen bir hoca da değilim yani. Esma-i alâ fıtrat-ı İslam ve alâ kelimetin ihlas. İhlas kelimesi üzere, İslam fıtratı üzere ve alâ milleti ebina İbrahim, babamız atamız İbrahim'in milleti üzere, yani dini, hanifen müslima, batıları bırakıp hakka dönelen Müslüman olarak sabaha çıktım. Evet. Sen sabaha kalktığında, akşama vardığında aynı sözün akşamlığı var. Emseyna. Akşama vardı. Alâ fıtratil İslam. İslam fıtratı din üzere. Alâ kelimetin ihlas. İhlas kelimesi üzere. Kelimesi üzere. İhlas kelimesi nedir? İhlas kelimesini biri söylesin. Hangisidir? La ilahe illallah. Muhammed. İhlas kelimesi üzere. Ve alâ milleti ebina İbrahim. Atamız İbrahim'in milleti ve dini üzere. Sabaha vardık, akşama çıktık. Evet, Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruyor? Estaizu billahi mevhayna ileyke. Sonra biz sana vahyettik. Habibim ne vahyettik? Enittibu illeke İbrahim'e, İbrahim'in milletine, yani dinine vurduk. Şimdi, bu akşama çıktık. Cuma gecesi, Allah hayırlı mübarek yaptı. Amin. Şimdi nasıl kavuştuk? Fakir olarak kavuşsak mühim mi? Zengin olarak kavuşsak mühim mi? Sağlam olarak, hasta olarak, he? Amir olarak, memur olarak, Türk olarak, Kürt olarak, Laz olarak, Arap olarak, Fars olarak. Yani neyse herkesin bir ırkı var, şekli var, şemali var, şusu var, şusu var. Bunların hiçbirinde bir değişiklik var mı? Fark var mı? Ama Müslüman olarak mı, gavur olarak? Var mı fark? Ne biçim fark var biliyor musun? Cennette cehennem kadar fark var. Gavur olarak akşama çıktınsa canın cehenneme gidiyor. Müslüman olarak akşama çıktınsa ölsen cennete gidiyor. Fark var mı? Var. Peki ehli sünnet olarak ehli bid'at olarak. Yani akşama çıktık Müslümanız. Yorgun ekşi diyen yok. Herkes Müslüman. Ehli sünnet misin bu akşam? İtikadın ehli sünnet üzere misin? Bid'at üzere misin? Yani 72 farklı dalileden sapık fırkalardan birinin bir inancı üzere misin? Farkı var mı? Var. Var. Ne farkı var? Biri cennete direkt gidiyor, öbürü cehenneme uğramadan gidemiyor. Çok farkı var. Ben bunu konuşuyorum sana. Bizim ön planda ne olmamız lazım? Müslüman. Sonra bir altta ehli sünnet. Bu çok önemli bir mesele. Neyse minnâ ve mâ te'alâ asabiyye. Irkçılık iddiası üzere ölen bizden değildi. Irkçılık yapmıyoruz. Yapmamalıyız. İslam'ı öne çıkarmalıyız. Birileri ırkçılık yapıyorsa, onlara da uyarmalıyız, nasihat etmeliyiz. اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَى Ancak inananlar kardeşler, biz dini, imanı, İslam'ı öne çıkarmalıyız. Yoksa geri kalan bütün unsurlar bizi ne yapar? Böler. Ancak İslam unsuru bizi birleştirir. Osmanlı'daki süt liman havası 600-700 senelik devlet nizamı şu anda bile devamlı savaşlar olan biraz birkaç senedir durulmuş ama gibi görülüyor Balkanlar ikide bir kargaşa yani sırt var ikide bir ortalığı karıştırıyor da 5-10-20 seneler 100 binlerce insanı keskele devamlı kaynayan kazan mesela bir tek Osmanlı'da 400 sene süt liman kalmış Orta Doğu kaynayan kazan Osmanlı'da 400 sene süttüman kalmış. Çünkü neden? Hangi şeyi öne koydular? İslam. İslam işte. Onlar ne zaman İslam unsurunu biraz geri başlattılar, gavurlara biraz itibar vermeye başladılar, Ermeni bakanlar, Ermeni şunlar bunlar falan, milleti sadıka dediler, bunlar vefalı millet dediler Ermeniler için, onlara biraz içmiş verdiler, kazığı yediler, koca Osmanlı yağmazsanız böreği gibi darmadağın edildi. Bize bizden başka dost yoktur. Herkes kendi için söyler. Halbuki Müslüman'a Müslüman'dan başka dostu yoktur demek lazım. Ah be kardeşim. Vallahi anan sökmez baban fayda etmez. İslam'dan başka bir şey yaramaz mahşerde kabirde ya. Din ya din diyanet dindarlık. Bize bu lazım. Dini öne çıkarsak bu sorunları çoktan aşardık.
Din geri bırakıldı, alimler itibarsızlaştırıldı, efendim medreseler kapatıldı, tekkeler, caviler kapatıldı ve Ermeni Yahudi dölleri fırsat bularak bu milletin evlatlarını birbirine düşürdü efendim ve birbirine kırdırdı. Allah Teala bundan sonra İslam selameti nasip verir. Bakın ne söylüyorum? İslam selameti. İslam selamdan gelir. Selam, selamet, emniyet, güven, barış, sükunet, sekinetten gelir. Ama bütün mesele nedir? İslam'ın yaşanmasıdır. İslam yaşanmazsa, beş vakit namazlar kılınmazsa, camiler, cemaatler dolup taşmazsa, alimler, hocalar, ehli sünnet alimler itibar edilmez, sözleri dinlenmezse, yine bu işlerin tutma şansı yoktur. Yani yine de söylüyorum. Sözü başından söylüyorum. Niye yoktur? Çünkü İslam'dan başka çimento yok. Birleştirici unsur bir tek İslam. İslam'ı çektim aradan, o ona sen karasın, sen beyazsın, sen açsın, sen. Caizsin, kültürlüsün, kültürsüzsün, şucusun, bucusun, sağcısın, solcusun, efendim, ırkçısın, şu... Bin tane ayrılma sebebi var. Ama birleştirme sebebi İslam'dır. Biz buna bakalım. İnne ekramekum indellahi esfak. Allah'ın dinde en şerefliniz, en çok takvaya riayet. Bir adam Fars olsa, zenci olsa, ama takvası fazla olsa, öbür Arap olsa, hem de Kureyşli olsa, Kureyşli olsa, Efendimiz Aleyhisselam'ın kabilesinden olsa, ama takvası az olsa, hangisi üstündür? Takvası fazla olan zenci veya Fars veya Türk, ondan üstün olur. İslam onun için ırkçılığa itibar etmez, etmedi. Bunlar ne zaman meydana çıkarıldı? İslam geri plana alındıktan sonra bu kafirlerin oyunları, Müslümanları bölme planları devreye sokularak millet parça parça edildi. Allah bu tefrikadan muhafaza eylesin. Amin. Bu dağınıklığı toparlasın. Amin. Allah'ın lütfeylesin, kerem eylesin. El-i Sünnet alimlerine Allah imkanlar tanısın fazl-ı keremiyle. İmkanlar tanıyan sahipler yaratsın. Amin. Amin. Ya adam efendim bu kadar suçları malum, bu kadar cinayetleri meşhur, bu kadar senedir memlekete, vatana, millete zararları ortada olan insanlar bugün prim yapıyor. Değil mi? Bizim gibi 30-35 senedir, bir tarafta 30-35 senedir milleti kesip doğrayanlar var, bir tarafta bizim gibi 30-35 senedir aman adam vurmayın, hırsızlık yapmayın, gasp yapmayın, zina yapmayın diye hırsızı, uğursuzu bütün milletin hidayetine sebep olan efendim bu fakir gibi bir adam var. Ve lakin itibar kime? Bizim gibiler yok insan ticareti, yok bilmem ne, yok kadın satmak, yok bilmem ne pazarlamak diye suçlanırken öte taraftan katiller, caniler farkındaysanız yüz üstüne çıkarılıp itibar verilmek isteniyor. Allah bunları görmüyor. Ama mesele nedir? Adamlar kendi katillerine sahip çıkıyor mu? Çıkıyor mu? Çıkıyor. Görüyorsunuz adamlar kendi katillerine bu kadar 30-40 kişi öldürmüş, öldürtmüş adama sahip çıkıyorlar mı? Peygamber gibi bakıyorlar. Peygamber diyorlar adama ya. Adamı peygamber diyorlar ya. Sahip çıkıyorlar. Orada İslam'ı sorguluyorlar mı? Sorgulamıyorlar. Hadi ne demesi lazım? Bu adam Müslüman mı bir defa? Bunu sorması lazım değil mi? Papaya mektup yazıyor, Hristiyanlığı çok uygun buluyorum, girmek istiyorum diyor. Bu adamın peşine gidilir mi? Şimdi dikkat edin. Sen efendim, böyle adamlara sahip çıkıyorlar, Müslüman'ı sorgulamıyorlar. Anladın? Ehli sünnetli sorgulamıyorlar. Namaz abdestlerini sorgulamıyorlar. İçki, kumar, zina, faiz, kumuşlarını sorgulamıyorlar. Cinayetler zaten bütünleti öldürmüşler. Bu adamların peşinde. يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّهُ لَاسِمْ مِمَابِينَ Her insanı, her grubu, her fırkayı imamlarıyla, önderleriyle davet edeceğiz diyor Kur'an. Bir tutam sakallı, bekle sahip saran adam da var. Namaz abdestinden, kafasını secdeden kaldırmayan adam da var. Ama peşine gittiği önderine bakıyorsun, efendim cani, katil, ırkçı, efendim
Kafirlerin maşası adamlar. Nasıl bunun peşine gidiyorsun? Namazından, abdestinden, sakalından utan be. Sen benim peşime gel ne diyorsun? Benim partim yok, pırtım yok, örgütüm yok, teşkilatım yok, bir şeyim yok. Ama benim peşime, benim dediğimi yapsan, benim dediklerimi uygulasan, hangi kötülüğü emrettim sana? Hangi emri Allah'ın emrinden uzaklaştırdım seni? Hiç. Ne zararım oldu vatana, millete, ümmete? Hiç. Faydam sayılmaz. Kendime o kadar faydam yok, millete daha çok faydam var. Evet, herkesi daha bulduğunu söylüyor. Geçen Arnavutköy tarafına gittim. Orada bir kardeşimizle rastlaştım. İşte neyse bir işim de var idi. Bir hastayı da ziyarete gittim. Allah acisi bahşen etsin. Demirci amca biraz rahatsız, bayağı da rahatsız. Hayır sahibi biz de. Onu ziyarete gittim. Oradan bir arkadaştan gittim. Ya hoca ben dedi, biz de 94 senesi, 96 senesi dedi. Seni tanıdık dedi. Sohbetlere başladık dedi. Sabah secdelere geliyoruz. O zaman da dedi sen, yani yarınki sabah, cuma sabah secdeler yapılıyor. Arada da tesbih namazı kılıyorduk. Gece dedi 3 dedi o zaman. Tesbih namazına çağırıyorsun milleti. Biz dedi gece 3 tane, 3 de değil de yani 3 de adam abdest alıyor, hazırlanıyor, yola çıkıyor falan. Yarım saat. O zaman eserlerde oturuyoruz diyor. Komşunun biri de bize diyor huyuz oluyor. Bunlar irticacı, mirticacı diye. Efendim diyor, babam da diyor biraz işkilleniyor bizden ama yani babam da pek gece yarısı nereye gidiyorsunuz falan. Ondan sonra anam diyor bir telefon diyor şeye, babam yani ev telefonları o zaman belki bu cep telefonları bu kadar işlemiyordu da bir telefon diyor, ne oldu? Efendim ihbar telefonu diyor, sen çocuğun işte uyuşturucularla gece toplanıyorlar, uyuşturucu satıyorlar bilmem ne yapıyorlar diye. Babam zaten evhalı adam cep telefonla kapattı diyor lan. Hemen peşimize düştü. Ne yapıyorsunuz? Gidiyoruz. Nereye sohbet? Ne sohbet? Yani gecenin dördünde sohbet var. Sohbet akşam olur. İnanmıyor bize diyor. Ya Allah'ımızın ne işiniz var? Siz diyor uyuşturucu satıyorsunuz, parkta mı buluşuyorsunuz? Ne alaka? Namaza başladık, ibadete başladık, kendilerine işini uyuşturucu diyorlar. Ondan sonra şaşırdım kaldım. Bir şey de diyemiyorum. Heves ettik sohbete. Arkadaşlar da gelmiş kapıyı arabayla alıyorlar ya birbirine hani ihvanlar cemaatle. Onlara da rezil oldum diyor ya. Onlar da zannedecekler bu uyanamadı, bu abdestini mi tutturamadı. Ondan sonra baba dedi diyor, ne var, nereye satıyorsan, nereye gidiyorsan, hadi abdest al sen de götür. O da meraklandı diyor, ben de geleceğim diyor. Kalktı diyor, işte döktü işte abdest aldı falan. Geldik diyor buraya, biz deyiz sabah secdeler, meydeler. O vaziyet diyor bütün babam, akraba, herkes namaz, abdest, sakal. Görsen bir tutam sakalı var, sakalı var. Ne insanlar böyle iddiayı bulmuşlar? Benim haberim olmaz ki bunlardı çoğundan. Şimdi burada kim bilir herkesin ne kıssası var? Ne hikayesi var? Anasıyla, babasıyla, karısıyla, kocasıyla, herkesin başına neler geliyor? Benimle ilgili de herkesin başına bir iş gelmiştir yani. Ben de rahat durmuyorum. İkide bir iş açıyorum başınıza. Bu sefer size benden sebep kimini müdafaya geçiyor, kimi saldırıya geçiyor falan. Yani her yerde konuşuluyor. Şaşırılacak iş diye ortalıkta da görünmemeye çalışıyorum ama adımı yet, kapat. Dolaşın. Anla ve lakin bir hakikat var ortada ki ben kendimden çok size faydalı oldum. Çoluk çocuğum o kadar faydalı olamaz. Geçen gün çoluk çocuğum diyorlar, biz seni görmedik. Biz seninle oturmuyoruz. Biz seninle yola gitmedik. Şikayet ediyorlar. Ama ben en verimli zamanlarımda hep sohbet günde iki yer en az. Her gün iki yer. Şimdi bak 15'te bir yapıyoruz bile. Yoruluyoruz. O zaman öyleydi. 10 sene, 15 sene, 20 sene bunlar devam etti. Böyle ilmik ilmik işlendi bu iş. Böyle kolay mı sokakta cemaat buluyorsun? He? Şimdi biz bu dini hassasiyetimizi ve ehli sünnet hassasiyetimizi sürdürecek miyiz inşallah? Milleti buna davet edeceğiz, teşvik edeceğiz, bunu canlı tutacağız. Adamların, canilerin, katillerin, kafirlerin peşlerinden giden efendim ırkçı zihniyetlere rağmen biz ehli sünneti öne koyacağız ve tabi olduğumuz imamlarımızı, önderlerimizi ehli sünnet, müslim, mümin, musalli, namaz ehli, takva ehli olan kişiler olarak seçeceğiz inşallah. Tamam? Evet. Şimdi gelelim 49. farz. Neymiş? Zaten farzların en başı bu. 5 vakit namazı muhafaza etmek. Muhafaza ne demek? Korumak, ayet var mı? Var.
Estaizu billahi bismillah. Hafizu ala salavat. Namazları koruyun. Namazlara karşı muhafız olun. Muhafız ne diyorlar? Türkçeleşmiş bir kelime. Arapçadır aslı. Türkçe manasında ne demektir? Bekçi. Koruma, muhafız. Muhafız alayları vardı evvelce. Yani nöbet bekleyen serhat böyle ki muhafız. Namazlara karşı muhafız olun. Ne demek? Yahu nasıl gece bekçisi gözünü kırpmıyor? Nasıl efendim bir önemli bir mevkideki bir görevli asker, polis gözünü kırpmıyor? Siz de beş vakit namazın kaçmaması, geçmemesi, kazaya kalmaması, vakti vaktinde edası ve kılınması, hele bir sabah namazı, acayip bir şey ya. Milletin çoğu sabah namazı atlatıyor. Uykuda geçiyor. Kalkamıyorum ya. Niye kalkamıyorsun? Uçak kaçıyor deseler kalkıyorsun. Tren kaçıyor deseler kalkıyorsun. Ev yanıyor deseler kalkıyorsun. Hırsız girdi deseler kalkıyorsun. Çişin gelse kalkıyorsun. Yani çocuk ağlasa kalkıyorsun. Allah'ın emri geliyor yapıyorsun. Yapma böyle ya. Cehenneme basma be adam ya. Namaz bu ya. Namaz. Yani ben bilmiyorum. Kalkamayacağım ağlasam uyumuyorum. Böyle ayaklarda dikiliyorum, kitap bakıyorum, bir şey bakıyorum. Niye? Bakarsam çok geç kaldım da yatarsam kalkamam, uyumuyoruz ya. Böyle bekçi olun diyor namazlarınıza karşı. Vessalatil usta, orta namaz, o zaten ikindi namazı geçenlerde de ikindiyle alakalı bekle konuştum. Hemen namazları bekleyin, namazların bekçisi olun, gözcüsü olun, namazlarınızı koruyun, kollayın, gözetin. Evet. Orta namazı ihmal etmeyin. İkindi biraz demek işlerin kubbesinin çatıldığı dönem mevsim olduğu için bazı ticaret erbabı için ikindi de önem arz ediyor. Fakat tabii yatsı da bazılarına çok ağır gelir. Cemaat çok ağır gelir. Yatsının cemaati münafıklara çok ağır gelir. Sabah namazı münafıklara çok ağır gelir diye çok hadis-i şerifler vardır. Zaten namaz kılmayanların başına gelecek belalar diye bir bölüm yaptım. Ayırdım kitaplardan seçme. Ondan okuyup da pek namaza başlamayan zor kalır. Onu okumak lazım. Gecenin birisine ya işte hanımı da bana şikayet ediyor. Bu diyor kılmıyor buna bir şey söyle falan. Ya ne söyleyeyim kürsüden söylemek kolay da adam yüzüne yani işte kılar inşallah falan öyle teşvik ediyorum falan. Dedim namaz kıl bir adam başına gelecek belalar dünya ahiretse böyle bir şey de yazmıştım hani onu da alsan falan diye. Sonra onu da okuduk demez mi? Allah Allah. Çiçekim ya onu da okudun hala kılmıyorsun. Allah seni istersin ne diyeyim ya. Allah hidayet etsin ya. Oradan orada yılanları okuyorsun, akrepleri okuyorsun, cehennemi okuyorsun, her şeyi okuyorsun sen. Efendim sen nasıl namaz kılmaz? Onun için Hazreti Ömer Efendimiz ekfiru zikrannar. Cehennemi hatırlamayı çok yapın. Ateşi devamlı hatırınıza getirin. İsterseniz ara sıra da bir denemek için biraz sokun elinizi biraz. Caiz değil ha. Yapmayın sakın. Ya. Cehennem var mı yok mu anlamak için. Ateş yakıyor mu diye bakmak istiyorsanız. Bak. Cehennem çok hatır var. Ve inne ka'raha be'id ve harraha şedid ve mekami'aha hadid. Hazreti Ömer Efendimiz. Dibi çok derindir. 70 sene adam dibine bulamıyor. 70 sene aman ya. 2 metre kuyuya atsalar ben helak olurum ya. 2 metre kuyuya koysalar 3 metre derine helak olurum nefesimden kesilir. Dibi çok derin. 70 sene dibine gidip bulamayan var ya. Hadis-i şerifler de var ya. Hazreti Ömer'in bu sözünde o geçmiyor da sayı hadisler de var. Dibi çok derin, ateşi çok şiddetli. Dünyanın en hararetli ateşi 70 cüzde biri. Dünyanın en büyük ateşi yani adam daha içine atılmadan ortada tuman oluyor. Karabük'te bir potanın üstünde çok yüksekte çalışıyor. Çalışan biri öyle düşmüş de herhalden anlatır o zaman yani. Çok yükseklerde demir işte şeylerde demir çelikte üstten biri düşmüş de bir altta da pota çok şiddetli. Bakanlar demişler ki daha yani ateşe düşmeden tuman oldu. Tuman mı? Ha siz de diyorsunuz ki şimdi iyi tuman olursa yok olsun. Tuman oldu gitti.
Dağda beni kimse aramaz, bulmaz. Cehennemde duman olmaz da yok. Duman olsa iyi. Yani yok olamıyorsun ki. Gel buraya bir daha. Kullemâ nefuzet vülûdû beddellâ vülûdân gayrâ. Yezûkul azab. Azabı bir kere kere değil, tam tatsınlar diye. Derileri ne zaman pişse, yeni deriler vereceğiz. Yeni deriler vereceğiz. Onun için harareti şiddetlidir, dibi çok derindir. Kamçıları demirdir. Kamçıları demir. Demirden, kıpkızıl ateşten kamçılar. Ya bir kamçı yesen ateş olur her tarafın ya. Bir de bir vakit namazın terkinden 70 sene cehennem azabı. 70 sene, 80 sene cehennem azabı. 80 sene ne demek ya? Bir vakitte buna dayanalım mı da fırla kalk da kıl namazını bari adam. Evet, cehennemi çok hatırlarsanız namazı bırakamazsınız. Ama keşke cehennem, Mehmet Emine Hoca'nın bu yazanında yazmıştı. Çok güzel sohbetler yap. Aa, rastlaydı, bizi gördü, kalktı. Bir iki aydır da hiç geçmemiş öbür odaya. Kalktı oradan, geçti geniş odaya. Yarım saat sohbet etti. Onları da çözdük yani. Kayda alındı, yazdık size. Çok ihlas üzerine, ne kadar anlatayım. Yani keşke cehennem korkusundan değil de sırf Allah'ı sevdiğinden yapsan ibadet, o ne olur? Daha makbul olur. Cennet korkusuyla veya cennet arzusuyla yaparsan ne olur? Ebrar'ın ameli olur. O da çok iyi. Orta derecede kullan. Ebrar'ı iyi kullan. Kur'an'da onlar da geçiyor. Ama mukarrab olmaz. Mukarrab Allah'a çok yakın kullan. Çok yakın kullanması, onlar ne cennet beklentisi, ne cehennem endişesi, onları ibadete sevk etmez. Onlar, Rabbimiz layıktır bu ibadetime benim diye Allah için ibadet ederler. O yüksek bir makam. Neyse siz cehennemden korkunuza kılın canım. Cehennem hiç beklentisiyle kılın. Ya yine Allah rızası kılıyor tabi namaz olurken cehennemden kurtulmak niyetiyle demiyorsun hocam Allah'a ekber. Bu illere kavuşmak için Allah'a ekber. Öyle de niyet olur mu ya? Ama içinde tabi bir cehennem arzusu, bir cehennem korkusu olur. Bu da ne yapmaz? Namazı bozmaz yani. Ama en yüksek derecedekilerin hali başka. Şimdi bazı hadis-i şerifler burada, rivayetler var. Onları sizle paylaşayım. Çok da mevzu dağıtmadan. Ali bin Sa'id'in Kudriye radıyallahu teala anhu kâle kâle Resûlullâhi sallallahu teala aleyhi selleme. Fakat burada cemaat üzerine çok duruluyor. Cemaatle ilgili de efendim bu kadar rivayetler yazdım, kitaplar yazdım. Cemaatin önemi de çok büyük çünkü namazı muhafazanın içine cemaatle kılmakta giriyor mu? Bana en başta giriyor. Cemaat işi de çok önemli. Cemaatsız kılınan namaz noksan olur. Ama iki kişi de en azından iki kişi beraber kılsa da o da cemaat olur mu? Olur. Hiç kimseyi bulamadın veya cemaati kaçırdın yine hanımla bile cemaat yapsan sen imam olsan hanım imam etme ha. Sen imam olsan yine cemaat olur mu? Olur. Ne yapalım? Cemaatsız kalmamak için, kılmamak için gayret gösteriyoruz yani. Ama herkes de caminin civarında değil, caminin komşusu değil. Ama bir de caminin komşusuysa, camide kılmazsa onun şeyi daha var, zararı fazla. Caminin civarında olan cemaata gitmelidir. İhfazus salate bil cemaati, cemaatle namazı muhafaza edin. Namazı koruyun ama nasıl bu? Bu namazı neyle koruyacaksın? Gidip de fanus şişe yapıp da içine sokamazsın ki namazı. Abdestini güzel alacaksın, efendim taharetini güzel yapacaksın, tadil erkanları riad edeceksin, kıraatını becereceksin, doğru düzgün okuyacaksın. Peyne tekbir ve teyyüzülken mümin malima, gayrul yevmin meyetelif haccetin ve meyetelif umratin, ve gayrul yevmin vezni cebeli değerbin tasokken aile mesakin. Baksana ya, imamla beraber yetiştiği mümin kulun idrak ettiği tekbir, yani imamla birlikte şimdi burada ne yaptınız? Tekbir aldınız, istitah tekbiri. İdrak ettiğiniz bu tekbir. İmamla birlikte. Kendinle kılsam onu demiyor işte. İmamla birlikte alırsa tekbir ne olur? 100.000 haçtan 100.000 ömreden makbul. Ya atlıyorlar gidiyorlar haç ömre haç ömre. Yani su yolu yaptılar maşallah gidin. Ama buraya geliyorlar cemaatle namaz kıldıklarlar. Bizim hacıların ömrecilerin çoğunun cemaatle namaz kıldıklarlar. Ne olacak? Bir
daha dolusu altını olsa, hepsini fakirlere sadaka dağıtsa, iftikar tekbiri daha fazilet. Ölkemülü hükülü rakamın ibadet senetin her kıldığı rekata imamla birlikte ne olur? Bir sene ibadet sevabı yer. Her rekat. O salatu vahiyyeti ma cemaatü salliyel abdu khayrullu bi elfi farası ve cüvâfi sebillâhi teâlâ. Cemaatle kılınan bir vakit namaz, bir kulun Allah yoluna cihada çıkarttığı bin attan daha hayırlıdır. Ve hayrullu mücavabatü beyt seneten. İmamla cemaatle kıldığı bir namaz, Kabe'nin etrafında bir sene tek başına ibadetten eskaldır. Ve neyse alâ memmâki alâ sünneti vel cemaati azâbul kabri velâ şiddeti ve bil kıyamet. Aman ya Rabbi. Ne büyük müjde geldi size ya Rabbi. Sünnet ve cemaat inancı üzere ölen kişilere kabir azabı da yoktur, kıyamet zorluğunda yoktur. Onun için ne dedimse, bir isteğim varsa ehl-i sünnet itikadı üzere ölmek. En başta ne dedim? Ehl-i sünnet, ehl-i sünnet. Kabir azabı da yok ya. Onun için ehl-i sünnet itikadını güzel anlamak, kavramak lazım. Bizim de güzelce anlatmamız lazım. Ve men hamdel mesacide ve cemaate. Bak niyetlerin ne kadar iyi görüyor musun? He? Yaşarsam bir öküz yiyeceğim diye bir niyetim yok. Şu kadar yemek yiyeceğim, şu kadar şuraya hiç. Allah şahidim olsun. Ne kadar yaşayabilirsem şu dine, ilme, ehli sünnete siz cemaata hizmeti nasip olsun. Başka ne yapacağım dünyanın her şeyini gördüm. Bir şey lazım değil. Ama size hizmetten doyulmaz yani. Ahirette de menfaat bekliyorum, sizden şefaat bekliyorum, sizden dua bekliyorum. Biriniz kurtarırsınız ya, bu hocanın sohbetiyle itikadımı düzelttim, namaza başladım. Bu yüzlerce, binlerce adam ben rastladım. E melekler de elbet birini bana şefaatçi ettirirler ya. Bir de beni götürseler azaba doğru, bir Müslüman çıksa dese ki ya bu hoca bana sebep oldu falan, bunu kurtaralım falan. Belki öyle çok mübarek insanlar da var mı cemaatte? Beni gibi nice günahkarları kurtaracak nurlu yüzler görüyorum. Nurluları da çok anlarım. Nursuzları da anlarım. Meymenetsizleri. Bakarım böyle suratına hemen teşhisi koyar. Evet, özellikle kim zina ediyorsa ihtisasım vardır. Zina edenlerin siyahlığını hemen anlarım. Evliyalığa lüzum yok. Biraz da feraset olacak. Anlatabildi mi? Anlarım. İtikadı bozukları anlarım. Onlar yamuluyor zaten bir taraftan. Onlar amma vela. Ya ben nerede? Ben Efendi Hazretleri'ne bir söz aldım. Dedim böyle böyle. Ya mübarek de tevazu ediyor inşallah diyor, işte şöyle diyor böyle. Allah bana bir izin verirse tamam, onlar şöyle de işte. Dedim Efendi Hazretleri, bu toptan şey oluyor. Ben bu kadar yakınınızda bulundum yani. Bana bir özel söz, bir söz aldım yani. İnşallah imanımı kurtarırsam o söz yerini bulur. Ama imanı kurtaramayana peygamber de şefaat edemez yani. İlla ki ehli sünnet üzere yaşayıp ölmek, buna göz dikelim yani. Bu dünyanın bir şeysi lazım değil. İşte gördüğünüz üzere her türlü halleri devam ediyor. Aynı şeyler tekrar ediyor. Sabah kahvaltı, peynir zeytin. Biraz da fazla yersen kaşar, ondan sonra sucuk, salam, sosis. Hepsi yemem o sosisleri ya. Ondan sonra tuvalet ihtiyacı başlıyor. O sonra çay kahve, akşam aynı şeyler, yat kalk, yat kalk kardeşim. Bir de ne var? İbadetin güzelliği var ya. İbadet dışında hepsi tekerrür, tekerrür, mükerrerden ibadet. Biraz yiyorsun, yedikten sonra karnın ağrımalı. Hazımsızlık, eksimeler, ritim bozuluyor, bilmem ne. Tabii ben de biraz artık epey bizim şey eskidi, vücut hırpalanmış diye. Belki size öyle olmuyor, siz rahatsınız. Ben hemen ufak bir şeyden rahatsız, rahatsız. Şeker çıktı, şu oldu, bu oldu. Şekeri düzene sokamıyor. Geçen makine ölçmedi ya. Altınca kadar ölçüyor. Bir koyduk şeye. Bir şey diyor gavur sende, bu makineler de gavur olmuş. Hır mı diyor, hır mı diyor, hır mı diyor, şey diyor. Bu ne diyor dedim ya. Dediler yüksek. Ulan ne yüksek? 500-600 ölçüyordu bu. Daha yukarı gitmiş yani. Bir şey de pek yediğimizde sarar dedim ama. Şimdi ne oluyor bilmiyorum. Ne efendim haberi derdi. Sen onu yiyorsun, o da seni yiyor derdi. Yemek yani. Sen onu yiyorsun, o sonra o da seni yiyor yani. Bunun zevkinde bir şey yok. Birisi anlatıyormuş, bir efendi işte yaylada bir buz gibi suyun başında olacaksın. Hakikaten öyle, adamlar bir kuzu yer sonra yaylanın suyu içti mi hemen eriyor ha. Bir de aşağılar açılıyor, öyle de adamlar var. Ya işte adam demiş, işte sen efendim.
bir yaylada olacaksın. Soğuk suyun başında olacaksın. O zaman bir de kunhar gibi kuzu çevirmesi. İçini de pilav doldurmuşlar falan. Ama Kralı Efendi'nin ağzını suyu aktı. Halil Rıza Bezzat Efendi Hazretleri de orada. Mübarek dedi ki, sen de bir halabetçiliğine amma merakla dalgısın dediler. Ben o kadar çok yiyorsan o kadar çok helal olmayacaksın. Sen de bir halabetçiliğine amma meraklıymışsın. İşte bu. Başka. Ehli sünnet üzere yaşayıp ölmek. Başka bir beklentimiz olmasın. وَمَنْ حَبَّ الْمَسَاجِدَ وَالْجَمَاعَةَ اَحَبَّ اللّٰهُ تَعَلَى فِي اللّٰهُ اللّٰهُ تَعَلَى Mescitleri seven, cemaati seven. Seviyor muyuz? Allah da onu seven, rızasına nail eder diyor. وَمَنْ حَبَّ الصَّلَاةَ بِالْجَمَاعَةَ فَعَسَ اللّٰهُ تَعَلَى اَنِي مَلَكَ الْمَوْتِ كَمَا بَعَسَهُ مِنَ الْاَنْبِيَا فَجَعَلَ اللّٰهُ تَعَلَى قَبْرُهُ رَوْضَةً مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ فَفَتَحَ اللّٰهُ تَعَلَى لَوَبَّابَ رَحْمَةِ وَلَا يَخْرُجُ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى يَرَى مَكَانَهُ فِي الْجَنَّةِ فَيَشْرَبَ مِنَ الْهَارِ الْجِنَانِ وَيَكُلَ مِنْ ثِمَارِهَا Bak neler var ya! Cemaatle namaz kılmayı seviyor muyuz? Seviyoruz. Ben çok seviyorum. O kadar seviyorum ki hiç cemaatsiz o cemaat kitabını yazdığımdan beri daha da hassaslaştım. Çok meseleler yazdım. Cemaatle namazı sevene Allah Teala diyor, ölüm meleğini nasıl gönderir? Peygamberlere gönderdiği gibi gönderir. Mecburiyete bak ya. Kabrini cennet bahçelerinden bir arıza yapar. Ona rahmet kapılarını açar. Cennetteki yerini görmeden dünyadan çıkmaz. Cennet ırmaklarından içmeden, meyvelerinden yemeden dünyadan çıkmaz diyor. Yani ölmeden tadıyor. Tabi ondan sonra daha dünyada konuşup anlatamaz. O hale girdi mi? O lezzetle gider ahirete. Allah cümlemize nasip eyli. Kıyamet günü kendi hane halkından yani akrabasından 100 kişiye şefaat eder. Ne adamsınız siz maşallah. Sizin içinde çok cemaate devam edenler var. Yani çok var demiyorum. Cemaate çok devam eden bazıları var. Sizin içinizde cemaate çok devam eden az kişi var. Daha iyi anlarsınız. Ama o az kişi de hepimize yeter inşallah. Ela men habbe salate fil cemaat hatta Allahu Teala Medine'de min zümrüddetin kadra'e cemaatle namazı seven Allah Teala ona yeşil zümrütten bir şehir verecek. Bir şehir ya. Bu 60 metre Toki'den daire alsın diye canlı çıktı be. Canlı çıktı be. Yeşil zümrütten. Yeşil zümrüt ya. Kıratı kaç dolar be? Kapalı çarşıda. Kıratı kaç dolar ya? Sen ne diyorsun ya? Geçen böyle bir büyük zümrüt vardı da kaç milyon dolar? Çok da büyük bir şeydi. Mücevher şeyle çıkartmışlar, duvarla. Haberlerde yani. Ha, ben oraya gittim ben hep değiştim. Hoca yine ne alacak diye meraklanmıyor. Vekâli mevkûl mevkâ sıddîkîn. Bu kişi nasıl ölür? Sıddıkların ölümüyle ölür. Ve yuşşarun kavri maşşu edâ kebedrin. Kavriden nasıl çıkar? Bedir şehitleriyle beraber onlar gibi çıkar. Bedir şehitleri kadar itibarı var. Cemaatle namaz. Ve dünya ve kıyamet tahtel arşman nebiyyine ve sıddîkîn ve şühedâ ve sâlihîn. Kıyamet günü arşın altında nebilerle sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle beraber olur. Elâ men mâ te'alâ hubbi cemaati fütehadde ve bâdu cennet. Hatta elkulel cennetim neyi bâdu şâbirey hisâb. Cemaatle namazın sevgisi, cemaatin inancı, ehl-i sünnet itikadı. Ve cemaatle namaz ve bu sohbetlerin cemaatı. Cemaat mefhumu bu işte. Bir araya gelmek, Allah için adım atmak. Bu sevgiyle ölen cennetin bütün kapılarını kendisine açık bulur. Dilediği kapıdan hesapsız girer. Hesapsız. Hesapsız ne demek biliyor musun? Millet hesapta 50 bin sene arası ağlayacak. 50 bin sene. Sen hesapsız girmek ne demek? Bu cemaatin bereketi. Ve bunu bil cennet Rafik ve Halil-i Rahman aleyhissalatu vesselam. Cennette kimin komşusu? İbrahim aleyhissalatu vesselamın komşusu. Aleyküm bissalatu bil cemaati. Cemaatle namaza devam edin. Allah Allah. Bırakmayın. Cemaatle namaz haftanın günlerinin 5 vakitleri içerisinde. En referansı? Hangi sabah namazı? Cuma sabah namazı. Yani yarınki sabah namazı. Onu cemaatle tutsanız var. Ondan af olmadan çıkar olmaz. Feyle tekbiye vatan yüzü kâmü
Fi cemaati hayrul lehum mimme yedelfi nâkatin yelharuha. Fi mesakini hayrul lehum mimme yedelfi cihâdin me'an nebî. Aleyhissalâtu vesselâm. Şuna bak ya. Cemaatle kılınan bir namazda müminin yetiştiği ilk tekbir, ilk tekbire yetişmek. Hemen imamın peşinde bir rivayete göre nereye kadar kurtarır? İmam Fatiha'yı bitirene kadar kurtarır. Bir rivayette rükû kadar diyor ama o biraz uzun gider. Şimdi biz yine Fatiha'yı baz alalım, birkaç kişiyi daha kurtaralım ama esası nedir? İmamın hemen peşinde. Ama imama yetişim, imamı da geçme ha. Bazısı da imam daha evvel alıyor ya. Bu da çok tehlikeli bir mümkün. Bir de imamdan önce yatıp kalkanlar var. Kalkmakta kalkmıyorlar da yatarken hızlı gidiyorlar. Bizimkiler birilerini kürt kalktığı için kalkarken zor kalkıyor. İmamdan bayağı sonra kalkıyor. Ama yatarken kürt aşağı. Ya mübarek. İmam gitmedi ya, o kafan eşek başına döner diyor hadis-i şerif. Mahşerde Allah kafanı eşek başına çevirir diyor Buhari hadisinde ya. Yapmayın, imamla kılmanın da böyle nazik işleri var. Biraz da şartı var ya. İmam işi de az bir şey değil. Mesela imam rükudan kalktı, sen rükuda yetişemedin imamla. O arada yavaş hareket ettin, imam da kalkmış oldu, namazın gider, bozuldu. Bazı imamlar hızlı secdeye kalksa, adam da yaşlı olsa ayağa başları, ben bazı başıma geldim. Yani ayaklarım falan ağrıyor, inerken zorlanıyorum. Bazı imamlar da jet. Lan ne zaman dedin Sübhane Rabbel Alem? Ben inene kadar adam kalktı, ne olacak? Hadi o namazı iade ediyoruz bir daha. Yetişemedik imama. İmamla kılan dikkat etsin. İmam secdeden kafasını kaldırdıktan sonra sen secdeye gitsen, o rükünde imamla buluşamadığın için namaz bozulur. İmamınki bozulmaz ha. Yani imama git de namazın bozuldu deme. Sen yetişemedin mübarek adam. Ama imam da hızlı kıldı. 12 de ayrı dava. 12 de ayrı dava. Onu da ayrı konuşalım. O da sıkıntı yani. Cemaatle kılınan namazda müminin yetiştiği iftitah tekbiri nedir? Allah için kestiği 1000 tane deve kurbanından eftaldir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile çıktığı 100 bin cihattan hayırlıdır. Ya sahabe 100 bin cihada söylüyor. Cemaatle iftitah tekbiri, ilk tekbir çok önemlidir. Kaçıran yandı. Yandı derken cemaati kaçırmadı. Birinci rekatı da kaçırmadı. Neyi kaçırdı? İmam iftitah tekbiri kaçırdı. Ne yaparmış? Bütün millet namazdan sonra cemaat eskiden başın sağ olsun. Allah bir daha böyle musibet göstermesin. Böyle derlermiş. Hele ki namaza gelemezse, yani cemaati hepten kaçırırsa 3 gün ziyarete giderlermiş. Cenaze çıkmış gibi. 3 gün. Herkes mahalleli gidermiş. Allah bir daha böyle musibet göstermiş. Ölü cenaze çıkmaktan beter ya. Cemaati kaçırdı diye. Şimdi evde de namazı kaçırıyor. Buna nereye gideceğiz? 30 gün geç gel buna. Baksın sağa. Herifin umurunda mı? Buna 30 gün gitsen kurtarmazlar, kullanmazlar ya. Ya namazı kaçırıyor yatağın başında, su musluk başında, sıcak su akıyor. Namazı kaçırıyor. Bırak cemaati, bırak iftitah tekbirini ya. Çok gevşeklik var, ne yapacağız ya Rabbel Alem. El-Mü'minü lâ sallâ feyrâ fil cemaati ve vâde kâbda zuhrimâ teceyde. Bir Müslüman sabah namazını cemaatle kılıp öğlen vaktine kavuşmadan ölürse şehit olarak ölmüştür. Böyle ne mübarek adamlar var. Namazı kılar kılmaz ölüyorlar ya. Camide ölenler var. Cemaattan çıkıp ölenler. Çok duyduk böyle bizim cemaatlarımızdan. Yani hep bir namazın ardında. Şehit ölür diyor. وَذَا صَلَّ الظُّهُرَ فِي الْجَمَاتِ وَمَا تَقَبْلِنَ هَسْتُ مَا تَمَغْفُورًا öğleni cemaatle kılsa, ikindi olmadan ölse, affedilmiş olarak tertemiz ölür. وَاِذَا صَلِّ الْاَصْرَ الْجَمَاعُ مَاتَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ مَاتَ عَلَى اللّٰهِ لَا تَعَالَى İkinciyi cemaatle kılsa, akşama kavuşmadan ölse, Allah'ın rızası üzere ölür, kazanmış ölür. En büyük makam. وَاِذَا صَلِّ الْمَغْرِبَ فِي الْجَمَاعُ مَاتَ قَبْلَ الْعِشَاءَ لَصِرَةِ اِشْتَاقَتْ لَيْجَنِ Akşamı kılsa, yatsıya kavuşmadan ölse. Benim dedem öyle mi oluyor bu? Akşamı kıldı devamı dedi. Yatsıya kavuşmadan öldü. Hemen ev abileri kıldı koltukta, oradan geçti öldü bir anda. Mübarek adam. Akşamı kılsa, yatsıdan önce ölse, cennet ona aşık olur. Ne zaman gelecek diye müştak olur. Ve idâ sallel işâbil cemaatle. Vâde kabilel becim. Yatsıyı kılsa, cemaatle. Sabaha kavuşmadan ölse, bu da biraz fazla olur çünkü uyku falan gece ölenler çok oluyor. Ve felel cenneti bi gayr hisâb. Hesapsız sorgusuz cennete girer. Ve ebûl fil cennet Rafîk ve İsmail aleyhissalâtu vesselâm. Cennete komşusu kim olur?
İsmail Aleyhisselam olur. Bu da acayip bir makam. Her peygamberin komşuluğunun bir makamı vardır. Bunlar farklı şeylerdir. Evet. Hazreti Ali Efendimiz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den naklediyor bir hadis-i şerifte, Teahedü salavatil kamse ve la te'aciz. Beş vakit namaza devam et. Gözün gibi muhafaza et. Sakın kazayı bırakma. Bir vakit namazı kılmaktan aciz kalma. Beyne ula kâne yevmul kıyâme hubâllâhu semâti seb'a vel gibâle vel bihâra vel leyle vel nehâra. Kıyamet günü olduğu zaman yedi kat gökleri, dağları, denizleri, geceyi, gündüzü, güneşleri, ayları ve nücûme ve devâb ve duyûra vel hâsâ vel kürsiye vel cennet vel nâb, yıldızlar, bütün mahlukat, debelenen canlılar, kuşlar, arş, kürsi, cennet, cehennem fî kefetil mizan, terazinin bir köşesine Allah koyacak. Bu nasıl bir terazi var? Allah'ın mizanı haktır. فَيَضْعُ صَلَاتًا وَاحِدٍ صَلِيَ الْمُنْ فِي الْجَمَعَةِ فِي كِفَدِ الْخُرَى فَيَضْعُ سَوَابُ تِلْكَ صَلَاتِ وَاحِدِتِ عَلَى كُلِّهِ Mümin kulun cemaatla kıldığı bir namazın sevabını da öbür kefeye koyduğu zaman bir namazın sevabı hepsine ağır basar. Bu kadar. Cennet cehennemin ağırlığını geçiyor. Cennet cehennem ne demek ya? Bu dünya, bu dünyanın 60 kadarı bir Müslümana verilecek ya. 60 tane cennet, dünya bir Müslümana cennet değer. Düşün ne kadar geniş cennet var. Hepsinden ağır gelir. Melekler, peygamberler, insanlar, cinler, şeytanlar, Yecüc, Mecüc hepsi toplansa kefenin birini aşağı getirmek istese çekme, yani namaz kefesini, o namaz hepsinden ağır gelir, hepsi asılsa çekemezler. Namaz böyle bir şey. Velâ kurdu salâti bil cemaat illâ şakî. Cemaatle namazı terk etmez, ancak bedbahtlar son nefesi kötü gidecekler terk eder. Tehlike var. Bir tehlike var. Ama bu şu demektir, hiç cemaatle namaza gelmez, onun hakkındadır. Ama işte ara sıra cemaati kaçırsa, onun hakkında değildir. Çünkü ara sıra kaçıranlara şey yaparsan, o zaman dünyada sahip kalmaz, herkes bozuk olur. Anladınız mı? Cemaatle namazı hiç adet etmemiş, hiç gelmezse bu bedbahtır. Sonu imansız ölme tehlikesi var. Evde kılsa bile. Ve la yu'aydu aliyâ illâ sa'îd. Beş vakit namaza kim devam eder? Ancak imanlı ölüp cennete gideceği belli olanlar devam eder. Fe'nel mü'min ilâ edrake bil yevmus salavatil hamsa bil cemaat. Bir mü'min bir günde beş vakit namazı cemaatle kılarsa, bir günde beş vakit namazı cemaatle kılmak herkese nasip olmaz. İki vakit, üç vakit olur da beş vakit cemaatle kılmak herkese nasip olursa فَكَنَّمَا اَنْرَكَ مَيْتْ اَلْفِ وَاَغْبَادِ وَاَشْتْ اَلْفَنَ بِينَ وَعَبَدَ اللّٰهِ تَعَلَى مَا كُلَّ بِينَ سَنَةً İşe bak ya! 124.000 peygambere yetişip her bir peygamberle bir sene ibadet yapmış devamlı. Bu gece neydi ya böyle? Bereketli ama alana saçılıyor, dağıtılıyor alana. Sizin sabah namazı evde yatakta. Ne olacak? Sevaplar kaldı akşamda. Fel mü'min ilerde ökel fekrafil cemaat. Allah Allah. Bir mü'min sabahı cemaatle kılsa, yatsıyla cemaatle kılsa, bin tane şehir Allah yolunda fethetmiş gibidir. Ya biz İstanbul fethine imreniyoruz ya. Mekke fethine mi? Bin tane fetih. Ve bin tane peygamberin müşriklerin eline esir düşmüşken kurtarmış kadar sevap olur. Yatsıyla sabahın cemaati ikisi. Özellikle zaten o hadisleri okuyorum. Yatsı cemaatle kılan yarı geceye kadar ibadet, sabah cemaatle kılan tüm gece ibadet sevabı alır. Evet, mümin öğleni cemaatle kılsa 12 sene ibadetten kayınlanır. İkindi cemaatle kılsa efendim açları doyurmasından, efendim hatim yapmasından daha hayırlıdır. Evet. Ya namazın cemaatle kılmasını sevmesi bile, hani diyelim hasta oldu, çıkamadı, gidemedi, mazereti var, sevmek bile, sevmek, istemek, gönlünün oraya asılması, ah cemaatle kılabilsem diye, evet bu bile Allah yoluna tercih ettiği bin attan ve Kabe'nin etrafında yaptığı bin tavaftan ve şehit cenazelerinden bin cenaze kılmaktan daha hayırlıdır. Bin cenaze şehit. Mümin kul sünnet ve cemaati severse bu şimdi nereye döndü yine?
Sünnet deyince sünnet ve cemaat deyince nereye dönüyor? İtikad. Ehli sünnet ve cemaat itikadını inancını severse işte cevabı Allah'a diyor. Allah dualarını kabul eder. Ve kallâhu havâite bütün ihtiyaçlarını görür. Ve gafurul zûbukullâ bütün günahlarını affeder. Mümin beş vakit namazın cemaatle beş iftitah tekbirine yetişirse cehennemden beraat, münafıklıktan beraat, cenneti görmeden ölmemek, göz açıp kapayacak kadar bile Allah'ın rahmetinden mahrum olmamak ve hesapsız giren ilk zümreyle bu 70 bin kişidir ha. Cennete ilk giren zümre 70 bin kişi. Evet, onlarla beraber girmek nasip olur. Ama işte hakikaten 5 vakit namazın cemaatinin iftitah tekbirini kaçırmayan da o düşün çok da bulunmaz. Az bulunur. Allah Rabbim bizi azlardan eylesin. Amin. Amin.